Geldik diğer alana. Burası vurgu rengi, burası da yazı tipi rengi. Şimdi vurgu rengi ne işe yarar sizce? Düşün bakalım, vurgu rengi ne işe yarar? Diyelim ki burada yine... Hayır değil. Şimdi şöyle yapalım. Mesela yine burada Çorlu Belediyesi, bilmem ne. Ondan sonra kuruluşu da yazıyor. Şimdi biz önemli noktaları çalışırken neyle çizeriz? Şeffaf kalemle çizeriz değil mi? Bu da şeffaf kalemle çiziyormuşuz gibi seçtik mesela. Burası önemli bizim için. Diyelim ki buradan şeffaf kalemle üzerine çizdik. Tekrar buraya geldik. Yine bu da önemli, diyelim ki bunu da sarıyla çizdik. Şimdi bunlar yazıcıda çıkmıyorlar. Sadece bize böyle görsel olarak görmemizi sağlıyorlar. Önemli noktaları varsa onları böyle çizebiliriz. Bu zaten üzerinde beklediğimizde metin vurgu rengi yazıyor. Tamam, metin vurgu rengi. Bu önemli. Yanındaki ne peki? Yanındakini de seçersek bu da yazı rengi. Burada. Şimdi yazı renkleri sadece bu kadar da sınırlı değil. Yazı renklerini de değiştirebiliyoruz. Nereden değiştiriyoruz? Stilleri değiştirebiliyorsun, renklere geliyorsun bak. Bizim kullandığımız renk paleti ofismiş. Biz buradan farklı renk paletlerini de seçebiliriz. Diyelim ki bunu seçtik. Bakın artık renk paletimiz de değişti. Tamam, yani renk paletimizi renkler kısmından buradan değiştirebiliriz bu kısımdan. O zaman hemen yanında bir tane daha var, bakın büyük harf küçük harf burada. Bu da büyük küçük harfleri değiştirmemizi sağlıyor şuradaki. Şimdi seçtik, diyelim ki yanlışlıkla hepsini küçük yazmışız. Buraya tıklayıp büyük harf yaparsak hepsi büyük oldu. Buraya tıklayıp küçük harf yaparsak hepsi küçük. Tümce kullanımı dersek cümle haline getirir. Ya da tam tersini yapabiliriz. Küçüğü büyük, büyük, küçük dönüştür, ters. Veya her sözcüğü büyük harfle başlar. Bakın Ç, B gibi. Tamam mı? Sözcük olarak gördüklerini zaten ne yapıyor? Büyütüyor otomatik olarak. Şimdi bir de silgi var burada. Silgi. Yaptığımız bütün işlemleri silmek ve temizlemek istiyorsak bunu kullanabiliriz. İlk haline geri döndürür. Sadece vurgu rengi hariç. Vurgu renklerini geri döndürmez. Neden döndürmez? Çünkü bizim bunları tekrar renk yok dememiz gerekir. Böyle seçip renk yok diyoruz burada. Tamam mı? Yani bir tek bunları geri döndürmez. Silgi yapılan bütün işlemleri temizler. Bakın ne diyor? Seçimden, tüm biçimlendirmeyi temizleyerek yalnızca düz metnin kalmasını sağlayın diyor. Yani aslında bize ne yapmamız gerektiğini bu söylüyor. Üzerinde böyle kısaca bekliyoruz. Şimdi bunlar yazı tipi bölümü, bakın. Yazı tipi bölümüyle fontu, puntosu, büyüklüğü, küçüklüğü, temizlenmesi, yazı tipi rengi, vurgu rengi, büyük küçük harf dönüşümleri. Burada da üst simge, alt simge, üstünü çizme, altını çizme, altını çift çizme, altını renkli çizme, italik, kalın, bunları ayarlayabiliyoruz yazı tipiyle. Sizinle bir tane test yapacağız. 100 soruluk, oralarda bunlar çıkacak. Diyecek ki kalın hangi bölümdedir? Yazı tipi bölümündedir. 100 tane soru az bence. Word için. Çünkü çok tuşu var. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi gelelim paragraf bölümüne. Paragraf bölümünde de üst kısmı daha sonra anlatacağım. Şimdi sadece burayı bilelim yeterli. Seçiyoruz bunu. Bakın sol, orta, sağ. Tamam mı? Sol, orta, sağ bundan. Bu da iki yana yazsa. İki yana yazsa ne işe yarıyor? Uzun yazılarda kenara böyle gelintili çıkıntılı olduğunu göreceğiz zaten onu. Onları düzeltmemize yarıyor. Şimdi sadece bunları bilmeniz yeterli. Sol, orta, sağ. Burası. Eğer yanlışlıkla iki kere tıklarsanız bu gelişme menüsüne bakın. Otomatik izleniyor. Tekrar tıklarsanız açılıyor. Yani otomatik izlenme olarak kullanmak istiyorsanız bakın iki kere tıklayın. Sonra boşluğa tıkladın, o yok. Bir kere tıkla, geldi. Tekrar boşluğa tıkla, gitti bak. Otomatik izleniyor. Sabitlemek istiyorsak iki kere buraya tıklıyoruz. Bu şekilde. Yine sayfa yaklaştır, uzaklaştır. CTRL tekerlek ya da sağ alt köşe. Farenin tekerleği olursa. Burada da görünümlerimiz var. Görünümlerde sayfa düzeni modundayız şu anda. Okuma düzeni, web düzeni gibi alanlar var ama her zaman sayfa düzeninde kalmamız gerekiyor. Yazılan sözcüklerin sayısı, sayfa sayısı ya da sayfalar arasında dolaşmak istiyorsak da sol alt köşede sayfa 1-1 yazıyor bakın. Ben ona bir kere tıklarsam buradan kaçıncı sayfaya gitmek istiyorsan diyelim 25, git dersen 25. sayfaya gider. Bölüm varsa yazıların içinde bölümleri biliyorsam sayılarını onlar arasında, satırlar arasında, dipnotlar arasında dolaşabilirim. Sol alt köşede. Sözcük sayısını yine tıkladığınızda sözcük sayısı, sayfa sayısı, karakter sayısı, paragraf ve satır sayılarını görebilirim. Yine denetleme ile ilgili olarak burada Türkçe'ye göre denetleme yapıyoruz.
farklı bir mail geldi diyelim ki Almanca geldi. Ne bileyim başka İngilizce geldi. O zaman bunları tıklayıp değiştirebilirsin denetleme diline. Bunlar da bu kadar. Ayrıca cetvelin mavi renkli alanına iki kere tıklarsak bakın 1-2. Buradan da kenar boşluklarını ayarlayabiliriz. Bunlara da daha sonra geleceğiz. Bu kadar.